Geçelim diğer konumuza ki yine çok gündemdeydi. Ece Üner, Kim Kardashian, Deniz Çakır, araya Alişan girdi. Sonrasında Faruk Bildirici, bunlardan da yazısıyla, uzun bir yazıyla. Neydi olay? Geçen günlerde yaşanan Show TV'de biz pazartesi günü de bahsetmiştik Kim Kardashian'ın açıklamasını. Ana haber sunucusu Ece Üner, Ermeni asıllı Amerikalı Kim Kardashian'ın sözlerine tepki göstermişti. Sonrasında haber kanalında, kendi haber programında Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var. Yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba? Sözleri üzerine sosyal medyada, yine haberlerde, işte programlar, televizyon programlarında bu tartışıldı. Sonrasında Deniz Çakır bu nasıl üslup, pes dedi. Bu sözün üzerine Ece Üner bu eleştiriye cevap verdi. Pesmiş. Özünde bir Ama yerinden sadece uydurma. bu nasıl bir süpes demedi. Pestem, evet, bu nasıl Uzun bir avam, şey, okuyayım oradan. yakışıklı bir pes ya. Bu üslupla ana haber bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi bu nasıl Yani avam, bir ana haber yakışıksız bir üsluptur sunanın diyor. böyle bir Evet. avam bir üslupta İnanılır gibi konuşmaması değil diyor. gerektiğini. Sonrasında da işte bu nasıl avam, yakışıksız bir üslup, pes yahu sözlerin üzerine. Ece Üner de yine Twitter'da bu sözlere karşılık pesmiş diyor. Özünde bir yerinden uydurma dedim. Esas cinsiyetçilik burada diyor. Cinsiyetçilik aramak diyor burada. Ben sıradan kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian'la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız kim? Büyük harflerle kim? Yani biraz da anlamlı. Kimin aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı diye Deniz Çakır'a böyle bir tepki verdi. Sonrasında Alişan sosyal medyada Deniz Çakır'a tepki verdi. Gerçekten şaşırmıyorum artık. Sen ve senin gibilere Deniz Çakır diyor. İnsan avam olsun da diyor şey olmasın. Şeyi de sen şey et artık diye yazıyor. Sonrasında da medya ombudsmanı yani denetçisi, arabulucu Faruk Bildirici uzun bir yazı yazıyor. Ece Üner'in sözleri üzerine. Diyor ki yorum ile haberin iç içe geçtiği, düz bilginin yerini yorumla ambalajlanmış haberimsi içeriklerin aldığı bu programların artık haber programı sayılmaması gerek. Böyle bir ortam oluşması habercilere dilediği kişiye hakaret etme, haber aktarırken argo ifadeler kullanma hakkı vermez diyor Faruk Bildirici. Ece Üner herhangi bir kişiye, herhangi bir dönemde söyleyemeyeceği sözü bu dönemde Kim Kardashian'a da söylememeliydi. Yorum ile haberin iç içe geçtiği, düz bilginin yerini yorumla ambalajlanmış haberimsi içeriklerin aldığı bu programların artık haber programı sayılmaması gerek. Habercilik o kadar geride kalıyor ki bu kanalların çoğunda o programlara haber şov dense yeridir diyor. Hakaret etmek habercilik midir diye uzun bir yazı paylaşmış. Sen de pazartesi günü Ali abi Kim Kardashian Ermeni oradaki kendi halkını tutacak yorumlar yapabilir diye bir yorumum vardı. Tepkiler, karşılıklı atışmalar neler söyleyeceksin? Şimdi bu Kim Kardashian olay vesilesiyle dayak yemeyen, övgü alan tek kişi var. Ece Üner. Yani Evet. Ece Üner toplumun genelinin gazını alan bir gönderme yaptı. Ama ne diyor? Vatanını kollamak istemeyen Vatanı kimin koruyan arkasını kimin kolluyor? arkasını Daha önce koruyor? kadınlara başörtü yüzünden saldıran ha bu Kanser şeye tedavisi gören hemcinslerine manevi eziyet edenleri kişiye ve olaya göre tepki verip feminizmin içini boşaltanları saymıyorum bile diyor. Teşekkürler demiş. Murat Bardakçı'yı da eklemiş. şimdi iyi analiz etmek lazım. Ben açıkçası Ece Üner'i beğenirim. Yani takdir de ederim. Hakkını da teslim ederim. Geri geldi Jülide Ateş konusunda eleştirdiğim için yani talihsiz bir benzetme yaptığı için bence kastını aşan ya da aşmayan bilemiyorum. Kastını bilemezsiniz. Yani Jülide Ateş'i emeğini aşağılayan yok sayan bir üslup kullanmıştı. Evet. Onlar Jülide Ateş gidip daha doğrusu Ece Üner sunuyordu Şov Haberi. Onun yerine
Şey geldi, Jülide Ateş geldi, sonra Jülide Ateş gitti, tekrar Tekrar Ece geldi. Bu Ecevilerde. demir teslim nedeniyle yaptığı Evet. bir kendine aslında öz eleştiri yapıyor ama kendine yaptığı öz eleştiri de Jülide Ateş'i de harcıyor. Benim kanaatim bu. Bu yüzden eleştirdiğim için bana çok acayip özellikle YouTube kanalı üzerinden hakaretler, eleştiriler geldi. Şimdi Kim Kardashian meselesinde şöyle bir toplumun problemi var. Şimdi Kim Kardashian ne diyor? Diyor ki Ermenilere saldıran Azerileri ve Azerileri, Türkleri de Türkleri evet. alın buradan. Çekin buradan diyor. Çekin buradan diyor. Evet. Şimdi bir Ermeninin özellikle Amerika'da yaşayan diasporanın seksi hatununun böyle bir şey yapması. Çünkü bu simge isim. Daha önce de bunu defalarca Ermenistan'ın Ermeni diasporasının kimliklerinde kullandılar. Şimdi bu vatandaş Azerileri, Türkleri savunacak hali yok. Kendi kültüründen, kendi dininden, kendi ırkından olanları savunacak. Ataları orada çünkü. Sonuç itibariyle bizim Kim Kardashian'ı eleştirmeden önce Türkiye'de televizyon kanalında çıkıp maalesef Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları oraya gönder, Azerbaycan'a destek oldu. Hatta cihatçı savaşçıları gönderdiği konusunda haberler çıkıyor diye Türkiye'yi neredeyse savaş suçlusu ilan edecek bir insanımız var, siyasetçimiz var. İnal Çeviköz. Kendi Geçen partisi pazartesi tarafından da bahsettik. Evet. ciddi ölçüde eleştirilere muhatap oldu. Onu eleştirmek yerine bence Kim Kardashian'a vurmak insanlara popüler geliyor. Vurun. O zaman şeye de vurun. Aynı gün Kim Kardashian'ın Instagram hesabında beğeni yapan Türkler de var. Gir bak. Yani storiesinde bu Türkiye karşıtı, Azerbaycan karşıtı paylaşımı yaptığı gün ben girdim baktım. Beğenenler arasında Türkler de var. Ya o zaman onları niye eleştirmiyoruz? Onları da Ya eleştireceğiz. Türkler Şimdi içeriğini bilerek mi beğeniyor yoksa Kim Kardashian mı beğeniyor? Orada da o bir şey var, çelişki var. Yani Bak oradaki ya. sözün içeriğini bilip de mi beğeniyor? Kim Kardashian'ın hayranları gibi mi? O içeriği okumadan mı beğeniyor Abi acaba? Kim Kardashian'ın hayranı olması zaten Yani sorun. Yani Kim Kardashian her yıl Türkiye'yi, Türkleri, Ermenileri soykırıma uğratmakla suçlayan bir kişilik. Her evet. yıl ama bunu yapıyor. Her yıl adi paylaşımlar yapıyor bu konuda. Sonuç itibariyle Kim Kardashian bir Türkiye düşmanı. Türk düşmanı. Bu kadar net. Evet. Net yani. Bunu itirazı olan varsa kesin net platformda tartışırım. Ya bunu da yadırgamıyorum Türkiye düşmanı olmasını. Olabilir. Çünkü o da her ülkenin milliyetçisi o ülkenin düşman olduğu ülkeyle düşmandır. O ülkeyle arası olmayan ülkeyle kötüdür. Bu kadar net. Şimdi burada Deniz Çakır'ın üslubunda da Ece İner'in üslubunda da bence bir doz overdose var yani doz aşımı var. Yani bence Ece İner dili çok iyi kullanan bir Evet. haber spikeri. Daha naif bir dille yani onun büyük sermayesi dediği işte poposuna ya da çıplaklığına gönderme yapmadan da başka bir türlü de onu telin edebilir, kınayabilirdim. Şimdi Deniz Çakır bu üslubu eleştirdiği için Deniz Çakır'a destek verenler kadar Deniz Çakır'ı işte aynı restoranda Eleştirenler de var. Evet. başörtülü kızlara Arabistan'a gidin dediği için eleştirenler. Şimdi Deniz Çakır'a çaktığı için Alişan'ı yerden yere vuranlar var. Eğer biri Alişan birini eleştiriyorsa o tarafa geçin, o taraf doğrudur diye böyle bir kamplaşma var. Bu vesileyle yani Kim Kardashian mitoz bölünmesi oldu. Bence burada Kim Kardashian'dan öte
içimizdeki kim kardeşyanlara bakmamız lazım. Evet. Yani şu net. Azerbaycan'a Birleşmiş Milletler'in uyguladığı bir silah ambargosu yok. Türkiye istediği zaman, bir talepte bulunduğu zaman bizim aynı milletiz. Aynı milletin evlatlarıyız. Ülkelerimiz farklı. Türkiye silah gönderebilir. Gönderdi mi göndermedi mi bilmiyorum. Ama siz bunu maalesef diye sunarsanız işte orada Türkiye IŞİD'e silah gönderiyor. İşte otururlar diye lanse edilmesiyle eşit bir ülkenin dünya nezdindeki itibarına suikast yapmış olursunuz. Bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Ece Üner'in şeye katılmıyorum. Katıldığım bölümleri var Faruk Bildirici'nin. O zaman Ece Üner'in ilk defa herhalde böyle Haberi Bülten'in içerisinde laf çaktığı bölüme denk geliyor. Ece Üner zaman zaman böyle okkalı laflar ediyor. Evet, o sosyal medyaya da yansıyor. Evet. Yani okkalı laflar ediyor. Bu kadar popüler olmasının altında da o duruşu, o çizgisi var. Bu üslubunu ben de açıkçası biraz erkeksi buldum. Yani erkeksi bir bakış açısıyla buldum. Yani bir kadının, bir başka kadının bedeni üzerinden yorum yapması, hani ona oradan vurması, bunu ben doğru bulmuyorum. Bir de habercilik o kadar geride kalıyor ki bu kanalların çoğunda o programlara haber show dense yeridir. Yani Ece Üner'in yaptığı burada habercilik mi, haber show mu Ali sana göre? Yani haberde olan olayı aktarmak var, bir de yorum katmak var. Haber show'a mı giriyor sence de? Şimdi Anchorman ve Anchorwoman neden deniyor? Haberi yorumlayan kişi. Yorumlayan kişi. Evet. Şimdi o zaman Faruk Bildirici'ye sorarım. Fatih Portakal yıllarca ana haber bültenlerinde yaptığı bu yorumlarla, sorduğu bu sorularla Türkiye'de meşhur oldu. O zaman o iktidar karşıtı söylen tutturduğu için mi sesimizi çıkarmıyoruz, ona doğru yapmış oluyor? Bu da toplumsal muhalefet adına halkın genelini, çoğunluğunu kadına şiddet konusunda, hayvanlara işkence konusunda, Atatürk'e saldırı konusunda kale gibi duruyor Ceyner. Yani orada kendini yazıyor. Metni ki kendi yazdığını düşünüyorum. Yani yönetimin onayından geçiyor mu onu bilmiyorum da, ama sonuçta budur şov ana habere kişilik kazandıran. Yani evet. Haber şov, buna haber şov diyemeyiz. Zaten haber şov, şov haberin önünde var. İsteyen orada seyreder. Evet, hakaret etmek yani, habercilik midir diye de devam ediyor. Şimdi haber spikeri başka bir şeydir. Haber sunucusu başka bir şeydir. Haber yorumcusu başka bir şeydir. Bunlar haberi yorumluyorlar. Kendi görüşlerini de katıyorlar. Bunu Uğur Dündar da yapıyordu. Ali Kırca da yapıyordu. Mehmet Ali Brandt da yapıyordu. Bunu TRT yapmıyordu. Ersoy Dede geldi, TRT'de yapmaya başladı. Ya bu bir tarz. Evet, herhalde daha da konuşulacağı benziyor bu haberler.